Erken Hristiyanlık veya Bizans döneminden kalan en önemli el yazması eserlerden birine bakıyoruz. Bu eser 6. yüzyılın başlarından kalma. Adı da Vienna Genesis. Bu İncil'in ilk kitabına ait bir el yazması. Her sayfanın alt kısmında resimler olduğunu görüyoruz. Sayfaların üst kısmında yazılar, alt kısmında ise resimler yer alıyor. Bu gerçekten de nadir bulunan bir eser. 1500 yıllık kitaplar genelde günümüze kadar dayanmaz. Kitaplar yangınlardan, sellerden ya da bu tarz etkenlerden kolay etkilenir. Yani bu gerçekten de benzersiz bir eser. Ayrıca İncil'deki hikayeleri betimleyici resimlerle anlatan en eski örneklerin bazılarına sahip. Bu durum bu eseri Hristiyan ikonografisi açısından çok önemli kılıyor. Bu kitap aslında düşündüğümüzden de daha nadide bir eser. Hem günümüze kadar gelmiş olduğu için öyle olduğunu söylüyoruz hem de 6. yüzyılı düşünecek olursanız muhtemelen o zamanlar çok sayıda kitap yoktu. Bir kitap hazırlamak o dönem için büyük bir girişimdi. Hayvan derisinden yapılan tüm sayfalar deri yapımına benzer bir süreçten geçiyordu ama farklı olarak tabaklanmıyordu. Daha sonra tüm sayfalar kesiliyor ve çizgiler çiziliyordu. Sonrasında da tüm metinler elle yazılıyordu. Yani herhangi bir baskı makinesi kullanılarak basılmıyordu. Anlayacağınız bu çok vakit alan bir işti. Bu eserde metin gümüşle yazılmış. Zamanla yazılar karardığı için artık rengi siyah olmuş. Ama orijinal halinde muhtemelen pırıl pırıl bir yüzeyi vardı ve gerçekten çok şatafatlı görünüyor olmalıydı. Bu arada sayfa mora boyanmış. Bu da demek oluyor ki belki de bu kraliyet talimatı ile yapılmıştı. Gümüş ve altınla yazılar yazmak ve parşömeni mora boyamak o dönem için çok gösterişli olarak düşünülürdü. Kilisenin eski ileri gelenlerinden biri olan ve İncil'i Latince'ye çeviren Aziz Jerome buna karşı çıkmıştı. Çünkü bunun Hristiyanlığa uygun olmadığını ve alçak gönüllülükten yoksun olduğunu düşünüyordu. Bu el yazmasını kimin yaptığından veya nerede yapıldığından tam olarak emin değiliz. Bazı bilim insanları Konstantinopolis'te, bazıları ise Suriye'de yapıldığını öne sürüyorlar. Resimde anlatılan ise biraz garip bir hikaye. Burada uykudan yeni uyanan Yakup'un ailesini ırmağın karşı tarafını geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Yakup kırmızı bir tünikle ve kahverengiler içinde resmedilmiş arkasından gelen kölelerine ve eşlerine önderlik ediyor eşleri eşeklerin üzerinde gidiyorlar oğulları ise en arkadalar hepsi birlikte bir nehri geçiyor bir köprü görüyoruz nehri geçtikten sonra yakup ailesinden ayrılıyor ve bir adamla karşılaşıyor bu adamla güreşiyor ve genelde bir melek olarak yorumlanan bu adamın kendisini kutsamasını istiyor melek onu kutsuyor ve aile yoluna devam ediyor. Bu hikayenin sonunda Eski Ahit'teki Yakup İsrail adını alıyor. Bu olay Yakup'un hayatındaki önemli bir dönüşüm noktası olarak görülüyor. Basit bir anlatımı olması açısından çok kolay bir hikaye gibi duruyor. Ama eğer dönüşüm anlamında ne anlattığı ele alınmak istenirse, hikayenin oldukça karmaşık bir yanı olduğunu göreceksiniz. Ortasından bükülmüş bir şekli olan klasik bir rölyef görüyoruz. Eğer köprü düzleştirilirse ve bir noktadan aşağı kıvrılmış olan resim yana doğru açılırsa, aynı görselin taşa oyulmuş mükemmel bir fris haline gelebileceğini hayal ediyorum. Ben de klasik geleneğe dair böyle bir çağrışım uyandırıyor. Sanatçının bu doğrusal öyküyü kendince esneterek kitabın içine sığdırmanın bir yolunu bulmaya çalıştığını görebiliyorum. Her ne kadar bize üstteki figürler daha uzaktaymış ve alttakiler daha yakınmış gibi gelse de aslında boyut açısından hiçbir farkları yok. Hikayeye dair bazı ilginç detaylarımız da var. Bir kölenin veya oğullarından birinin köprüden aşağı, altta akan suya doğru baktığını görüyoruz. İnsanların köprüden geçerken bunu yaptıklarını hayal edebilirsiniz. Ayrıca eşlerden biri de şurada arkası dönük olarak resmedilmiş örtüsünün altındaki vücudunun şeklini net olmasa da seçebiliyoruz. Fakat bu duruş şu an bakmakta olduğumuz erken Bizans dönemine ait bir sahneden çok klasik dönem geleneklerini aklımıza getiriyor. Aslına bakarsanız klasik döneme ait referansları köprünün mimarisinde bile çok net görebiliyoruz. Köprünün üzerinde sıra sütunlar yer alıyor ve bunu klasik dönemdeki sütunlarla bağdaştırabiliriz. Köprünün altında da suların aktığı Roma'ya özgü kemerler var. <laughs> ben bu köprünün oyunbazlığına ve genleşebilmesine bayıldım. Sanatçı onu bir şekilde kendi etrafında eğriltebilmiş. Böylece köprünün hem ön kısmını hem de sağ alt köşedeki arkada kalan kısmını görebiliyoruz. Erken Hristiyan, Bizans veya geç antik çağ sanatında bu çok tipik olarak görülen bir şey. Yani bu dönemde yapılan sanat eserlerinde perspektif algısının çarpıklaştırılması durumuna sıkça rastlanıyor. Mesela köprünün bize uzak olan tarafındaki sütunlara bakarsak, bize daha yakın olanlardan daha uzun ve daha büyük olduklarını görebiliriz. Bu durum doğrusal perspektifle veya rasyonel perspektifle kesinlikle zıt düşüyor. Alanın bilinçli olarak karma karışık hale getirilmesi bu döneme özgü bir şey. Yani bu eserde bir tarafta klasik tarzda yapılmış olan daha gerçekçi unsurlar varken bir tarafta da daha çok Bizans'a ve Orta Çağ'a özgü olan unsurlar bulunuyor. Bunlar bir tür karşıtlık içinde. Aralarında bir gerilim var. Figürlerin fizikselliğinin yani kumaşların altındaki bedenlerden anlayabileceğimiz hissin devreye girdiği bir andan da söz edelim. Burada birbirine saldıran iki beden var. Ruhsal bir yönü olmasına rağmen Fiziksel özellikleri gerçekten de öne çıkıyor. Meleğin Yakup'un uyluk eklemine çarpması hikayenin detaylarından biri ve burada bunun gerçekleştiği anı görüyoruz. Yakup'un uyluk kemiği yerinden çıkıyor ve Yakup bundan sonra toparlamaya başlıyor. Tüm bunlar da anlatılan hikayenin bir parçası ve bu önemli anın gerçekleştiğini de resimdeki bu sahnede görüyoruz. Tabi bu arada bu kitabı o zamanlar kimin okuduğu da bilinmiyor. Ben kraliyet ailesinden birinin muhtemelen akşam saatlerinde oturup bunu okuduğunu hayal edebiliyorum. Neredeyse gizemli bir mum ışığı altında gümüş harfler yansıyor ve parıldıyor. Ve okurken de bu hikayeyi kafasında canlandırmak için alttaki resimlerden faydalanıyor. Ne dersiniz?